Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar sizlerden sıkça soru geliyor. Turan ordusu kuruldu mu? Turan kuruluyor mu? Türk Birliği kuruluyor mu? Neler oluyor bu konuda? E, son dönemde medyada ciddi seslendirilmeye başlandı. Bu konuda görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Yeni bir Türk İmparatorluğu mu kuruluyor? Malum tarihte kurulan... 27 büyük imparatorluğun 16'sını Türkler kurmuştur. Şimdi yeni bir Türk imparatorluğu mu kuruluyor 121. yüzyılda? Evet kuruluyor. Bunu adım adım görüyoruz. Nasıl bir şey kuruluyor? Size bu süreci anlatacağım. Türkler mi kuruyor? Bir işbirliği mi var yoksa? Önümüzde iki dönemde çok yakında medyada Türkler büyüyor, imparatorluk kuruluyor, nükleer güç oluyoruz, bölgenin en büyük e, askeri gücü oluyoruz gibi söylemleri çok sık duyacağız. E, yeni bir Türk İmparatorluğu'nun temelleri atılıyor. Ama bu MHP'li arkadaşların seslendirdiği gibi bir ideolojik bir şey değil. Turan yani MHP'lerin ya da Türk milliyetçilerinin kastettiği Turan değil. Bu jeopolitik bir organizasyon olarak kuruluyor gördüğüm kadarıyla. Bunun olumlu, olumsuz yanlarını anlatacağım. Ben stratejist olarak olayları analiz ederken duygularımdan uzak analiz ederim. Sizin doğru anlamanız için. Örneğin bir e, resim düşünün. Bir ressam resim yapıyor. Gittiniz sizin kare kalem resminizi yapıyor. Ressam sizin resminizin yanına bir de boru çizdi. Çize bakmışsınız. E bu ne dediğinizde? E ben boru severim. Onu da çizdim. O duygusal bir yaklaşım. Gördüğünü anlatması lazım. Dolayısıyla ben size... Türk İmparatorluğu Turan konusunda gördüğümü anlatıyorum. Bunun Türkiye'ye, Türk milletine olumlu yanları var, e, olumsuz etkileyecek yanları var. En azından bu konu kamuoyunda tartışılırken veyahut da bu konunun içinde olan siyasiler konunun kritik yönlerinin neler olduğunu anlaması da lazım. Şimdi Avrupa Birliği'nin kuruluşuna bakalım arkadaşlar. 1957 Roma Anlaşması. Avrupa Ekonomik İşbirliği kuruldu. Ee, daha sonra 1993'te işte Avrupa Birliği kurunca Avrupa Topluluğu adını aldı ee, ve Avrupa Birliği'ne katıldı. Avrupa Birliği'nin organları neler? Avrupa Konseyi var. Bir, bir de Avrupa Parlamentosu var. Avrupa Birliği'nin kuruluş sürecinde ne oluyorsa şu an, Türk İmparatorluğu'nun kuruluş sürecinde de aynısı oluyor. Çin'in kuruluş sürecinde yani Mao ile beraber Lenin'le beraber kurulan, Tiroçka ile beraber Sovyetler Birliği'nin kuruluş sürecini inceleyin. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş sürecini inceleyin. O süreçte olan e, olaylar Türk topluluğunda da aynen oluyor. Burada biz Türkler akıllı bir milletiz de, derin devletimiz, tarihi de, devletimiz var da bunu mu kuruyor? Yoksa Avrupa Birliği'nin arkasındaki aklın e, bir kopyası aynı e, burada mı ciğra ediyor? Bu yüzden en değerli markası Türk markası. Bunu sürekli söylüyorum. Ne de Selam e, merhaba diyerekten Doğu Türkistan'a kadar selamun aleyküm diyerek Afrika'nın altına kadar gidilebilir. Dolayısıyla jeopolitik konum, tarihin hatırı ve İslam açısından hem Türk ırkı hem İslam açısından çok geniş hinterlandı var. O zaman böyle bir markaya, Türk markasına birileri yatırım yapar bir strateji çize. Burada bir işbirliği söz konusu. Bunu çok olumsuzlaştırmıyorum, çok olumlaştırmıyorum. Altını tekrardan çizeyim. İyi kötüsünü ben size bırakacağım. Avrupa'daki e, Avrupa'nın e, 1957 Roma Antlaşması ile başlayan Avrupa Ekonomik İşbirliği top, işbirliği 1993'te Avrupa Birliği ile final buldu. Şimdi ne olacak? Avrupa Birleşik Devletleri gündemde. Arka planda onun çalışması var. Aynen Amerika Birleşik Devletleri gibi. Çin mesela Amerika'nın bir kopyasıdır. Eyalet açısından ama yönetim farklı. Başkanlık var. Tek Komünist Parti'nin. Sovyetler Birliği'nde aynı eyalet sistemi var ama yönetim farklıydı. Amerika'da farklıydı. Amerika'da başkanlık var ama biraz daha farklı. O şimdi dünyada farklı tezahür ediyor. Eee Türk Konseyi 2009'da kuruldu. Türk Konseyi 2009'da. Şimdi bu tarafta neler olduğuna medyada çıkan haberlere bakalım. Aynı zamanda 2013 yılında imzalanan bir Avrasya Askeri Gücü kurulması var. 2017'de e, imza atıldı ama fikri 2013'te. Avrasya Askeri Gücü e, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan. Moğolistan'da bu askeri güce katılacak. <laughs> askeri departman kapatıldığı için ilgili bölüm biraz çekildi. Biz de jandarma bu olaya katılıyor. Yani burada neyi anlıyoruz? Avrasya'da Türklerden oluşan bir askeri güç Avrasya'nın e, asayişini sağlayacak. Orta Asya genelde Batı Orta Asya'dır ama Orta Asya'nın bizdeki adı Türkistan'dır. Kazakistan Devlet Başkanı Nur Sultan Nazarbayev, onursal başkan, eski başkan, şimdi onursal başkan, Güney Türkistan eyaletinin adını Türkistan diye değiştirdi. Tarihi hafızayı yeniden canlandırdı. Çimkendi'nin olduğu yer Ve 2014'te Turan diye bir şehir kurdu. Nur Sultan Nazarbayev, Turan isimli bir şehir. Turan şehrinde tüm Türk boylarına 1200 metrekarelik bir e, toprak tahsis ediyor, yer. İşte bu Türk İmparatorluğu'nun prototipi burada atılıyor. Yani bu kendiliğinden kurulan, sıradan kurulan bir şey değil. Burada başka bir akıl var. Coğrafyanın önemi oldukça. Şimdi dünyada mesela Avrupa Birliği kuruldu. Avrupa için kötü mü oldu? Avrupalı zengin oldu. Yani en azından sermaye aktı. Ciddi bir akıl organizasyonu var. Gittiği bir ortak en büyük tüketim pazarı aynı zamanda da üretim, sermaye aktığı için. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu ana kadar herkes para içinde yüzüyordu. Adeta son son kurulduktan son 10-15-20 yıla kadar her ne kadar evsizler var onlar var ama sonuçta Amerika neydi? Fırsatlar ülkesiydi. Amerikalılar mı bu fırsatları oluşturdu? Kim oluşturdu onları o fırsatları? Sermaye kimin Amerika'da? bir zenginlik oluştu değil mi? Avrupa'da da aynı oluştu. Avrupalıların Almanya'ya baktığında yerle bir olmuş bir ülke. Daha 1991 yılında Avrupa Birliği hemen kurulmadan önce Rus askerleri vardı orada. Fransızlar vardı. Amerikalılar hala duruyor Avrupa'da. Çin mesela. Çin'e baktığımızda 1900'lerin başlarında her tarafta iç savaş, derin bir yoksulluk, insanlar savaşırken günlük geçim için savaşıyordu. Ama Mao üzerinden bir strateji uygulandı. Çin devlet başkanı geçen hafta bir açıklama yaptı. Biz yoksulluğu bitirdik dedi. Ve dünyanın muhtemelen 2028-2030'da en büyük ekonomisi olacak. Bilimsel olarak, teknoloji olarak da hızla gelişiyor. Çinliler çok mu akıllı? Benim gördüğüm dünyada akıllı olan, aklı iyi kullanan, üst akıl demiyorum. O tabiri asla kullanılan bir mekanizma var her yüzyılda bir hedef seçiyorlar. Gidelim Osmanlı'ya. Mesela Kanuni'nin döneminde Avrupa'nın en zengin kadını Dona Gracia Mendes Nazi'dir. 1492'den sonra Avrupa'ya inen İspanya'dan Yahudiler var. O da Portekiz'den gelen. Yahudi Kanuni onunla bir anlaşma sağlıyor. İstanbul'a geliyor. Diyor ki ben de sinagoglardaki adamlarımızı istihbarat olarak emrine vereyim diyor Kanuni. Ve Kanuni'ye Avrupa'daki protestan, katolik kapışmasında protestanları tutmasını telkin ediyor. Kanunun ünlü mektubu vardı hatırlarsanız. Ve Kıbrıs'ı aldırıyor ve kapitülasyon süreci başlıyor Osmanlı'da. Şimdi bu süreç Dona Gracia Mendes Nazi ile başlamıştır. 2010 yılında New York'ta, Amerika'da, Türk misyonlarında Dona Gracia Mendes Nazi günleri düzenlenmiştir. Merak eden kim olduğunu araştırsın. Yeğeni Yusuf Nazik geliyor Osmanlı'ya. Kanun'un oğlu Sarı Selim'in padişah olmasında etkin olduğuna dair veriler var. O tarihçilerin işi. Ben oraya girmiyorum. Osmanlı yönetim şekline baktığımızda farklı milletleri bir arada tutan, farklı hukuk sistemlerini tanıyan, yani Ejnevilere yönelik farklı hukuk sistemini tanıyan, bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin esin kaynağıdır. Küreselcilerin esin kaynağıdır Osmanlı. Şimdi Türk İmparatorluğu bu yüzyılda kuruluyor, ee, bunu adım adım görüyoruz. Türk Konseyi ne dedim, 2009'da kuruluyor. Kazakistan'da bir Turan şehri var, orada her Türk boyuna 1200 kişilik e, yer tahsis ediliyor. Bir Avrasya Ortak Ordusu kuruldu, bu büyüyecek, diğer ülkelere de katılacak. Türk Konseyi'ne şimdi Özbekistan'la Türkmenistan arasında problem var, Türkmenistan yok. Şimdi son toplantıya gözlemci olarak katıldı Türk konseyine. Ee, Mazeristan'da gözlemci olarak katıldı 2019'da. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı açıklama yaptı. Biz de gözlemci olarak katılmak istiyoruz dedi. Katılma nedenini de şöyle açıkladı. Kırım nasıl e, Ruslara geçti? Kırım'ın statüsünü e, duyurmak için Türk konseyini biz uluslararası bir platform olarak kabul ediyoruz. Kırım'da Rusların yaptığı olayı, ilhakını bu platformda anlatmak istiyoruz. Türklere şeklinde böyle bir yaklaşımı oldu. Şimdi medyaya baktığımızda Ukrayna bile katılmak istiyor. Gümbür gümbür gelmek istiyoruz diyenler konuşturulanlar arkadaşlar. Konuşturuluyorlar. Yani gümbür gümbür geliyoruz. Peki bu gümbür gümbür gelmenin nasıl geldiğini ben size anlatıyorum. Evet bir geliş var da nasıl geldiğini anlatıyorum. İşte Avrupa Birliği'nin 1957-93 arasındaki bu kuruluş sürecinde ki ara birimleri var kurulan bir intibak süresi var. Bu yüzyılda 21. yüzyılda Türk markası en değerli marka. Bu en değerli markaya yatırım yapan akıl Avrupa Birliği'ni kuran akıl aynı zamanda. Şimdi Türk konseyinin yapılanmasına bakalım. Neler var Türk konseyinin bileşenlerinde? Türk soyu var. Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı 1993'te kuruldu. Avrupa Birliği'nde de aynen kültür, Avrupa'nın kendi içinde bir kültür teşkilatı kuruldu. İkincisi, Türk Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi, Avrupa Birliği'nde de kuruldu. Avrupa Parlamentosu olarak şu an faaliyet gösteriyor. Bu kuruluşta gelecekte Birleşik Türk Devleti Parlamentosu veya Türk Türkistan Parlamentosu, belki adına Türkpiyistan da diyebilirler. Yani ne diyeceğini bilmiyoruz. E, Türk İş Konseyi, şu an e, 2011'de kuruldu. Türk Akademisi, işte Avrupa Bilimler Akademisi gibi bir Türk Bilimler Akademisi kurulacak. E, Türk Kültür ve Miras Vakfı, 2012'de kuruldu. Türk Konseyi Ortak Ticaret ve Sanayi Odası. Yani burada. Türk markası üzerinde bir kurumsallaştırma var. Bir birliğin alt bileşenleri var. Burada ki şey Avrupa'daki Avrupa'nın arkasında kurucu or, akıl bunu yüzde yüz kuruyor demiyorum. Buraya yatırım yapıyor. Know-how aktarıyor burada. Şimdi birileriyle e, ayıyla yatağa girme hikayesi var. Biraz sonra bunun ne tür problemler oluşturabileceğini de anlatacağım size arkadaşlar. Şimdi eee Türk Konseyi'nin toplantısı ilk birinci toplantıda konu neydi? Ekonomik ve ticari işbirliğiydi. 2011'de yapıldı. İkinci toplantıda konu eğitim, bilim, kültürel işbirliği. 2012'de. Üçüncü toplantıda konu ulaştırma. Peki ulaştırma bileşenin altında ne vardı? Tren yollarıyla Ortasya'nın yani Türkistan'ın birbirine bağlanması. Bunun en son tezahür eden şeyi ne? Karabağ-Azerbaycan olayından sonra Azerbaycan'la Türkiye arasında Nahçıvan arasında bir demir yolu. İşte bu e, ulaştırma başlığı altında yapılan toplantıda tüm Türkistan'ın yani Orta Asya'nın Batılıların deyimiyle Doğu Türkistan'a kadar demir yoluyla birbirlerine entegre edilmesi. İşte bu Çin'in bir kuşak bir yol projesinin Doğu Türkistan çıkışlı, Çin'in batıya açılışı Doğu Türkistan'dandır. İşte bu tren yolunun yapılması. Peki, Çin'deki bir kuşak bir yol projesinin yatırımcısı kim? Onlar da Avrupa Birliği'ni kuranlar. Yatırımcı. Yani niye yatırım yapıyor Türk markasına? E kendi karlı bir alan görüyor, onun için yatırım yapıyor. Şu an. Sadece ticari mi bu olay? Hayır devam edeceğim biraz sonra. Neden sadece ticari olmadığına? Turizm bir sonraki toplantının konusu. Coğrafyada ciddi bir hareketlilik olacak. Daha sonraki toplantı medya ve enformasyon teknolojileri 2018'de. Burada ne anlıyoruz? Bir Türk dünyasına yönelik televizyon kurulması. Var TRT'nin bünyesinde. Ama bu daha da farklı bir konsept olacak. Belki merkezi İstanbul'da değil de başka yerde olacak. Birkaç tane Kazakistan nasıl ki kril alfabesinden Rusya'dan Rusların alfabesinden Latin alfabeye geçti Onu da bu çerçevede değerlendirmek lazım ee, Bizim TRT World'ün Kuruluşuna bakarsak BBC'nin kopyalanmasıdır Türk e, Türk e, Bu alanda kurulacak bir televizyon televizyonda e, Yayın Olaraktan TRT World'ün bir kopyası olacak Şimdi bir sonraki toplantı gençlik ve spor. Türk dünyasının gençlerine el atıp bir takım organizasyonlar, aktiviteleri zaten yapılıyor. Bir sonraki toplantı kobilerin desteklenmesi. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Sovyetler Birliği'nden ayrılan 5 tane Türk Cumhuriyeti var. Ayrılmayan çok var. Başkurdistan var, Yakutistan var, Dağıstan var. Tatarları da sayalım Yakutistan var. Yani çok Türk Cumhuriyeti var içeride. Ee, KOBİ'lerin desteklenmesinde, şimdi Sovyetler Birliği'nden ayrılan Kazakistan, Kırgızistan, e, Özbekistan, e, Türkmenistan, Azerbaycan'a baktığınızda ciddi bir ekonomik hacmi var. Yani Kazakların petrolü, Azerilerin petrolü, Türkmenlerin doğalgazı, Türk dünyası aslında enerjinin kalbinde. Hem enerjiyi üreten, aynı zamanda Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlayacak olan şey, Türk dünyasından geçer. Aynı zamanda bir kuşak bir yolun ticari ayağı Türk dünyasından geçer. Türkler istemeden bir kuşak bir yol olmaz. Ruslar istemese olur ama Türkler istemezse olmaz. Yani yatırımcının buraya gelişinde bu tip projelere yatırım yapmasındaki ana nedeni anlatıyorum size. Bir sonraki toplantı Covid nedeniyle online oldu 2021 yılında burada. Şimdi burada sessizden giden bir çalışma var bir süreç var. Bunun bu yılın ikinci yarısında ve gelecek yıl medyada seslendirilmeye başlanacak. Türkiye savunma sanayi alanında tahmin etmediğiniz kadar büyüyecek. Parantez içinde büyütülecek. Nükleer güç de yapılacak. Ondan hiç şüphem yok. Şimdi jeopolitik olarak da bu co, Çin'in dengelenmesi söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri kuruldu. Daha sonra Avrupa Birliği kuruldu. Şu an Avrupa Birliği ile Amerika arasında her ne kadar Joe Biden gelse bile bir ayrılım süreci başladı. Sonra Çin kuruldu, sahneye çıktı. Bir sonraki sahneye çıkacak olan yeni bir Türk İmparatorluğu. Türk İmparatorluğu'nun İslam ayağına yönelik bir halifelik projesi var. Onu da ayrı bir şeyden anlatacağım size. Önümüzdeki süreçte çok uzak değil, gündeme gelecek. Bunlar devletin yönetim şekliyle alakalı değil, sosyal, siyasal, ekonomik bir birlik. Avrupa Birliği'nde her devlet kendi içinde kendini yönetiyor. Ama bir de ortak karar aldıkları mekanizmalar var. İşte ticari noktada bir Türk parası gündeme gelecek. Üstünde bozkurt mu olur artık? Dede korkut mu olur bilemem. Bir Türk dijital Türk parası gündeme gelecek. Hem ortak bir para zaten nakit para kalkacağı için bir dijital Türk parası gündeme gelecek. Blockchain tabanlı çok ciddi bu Türk dünyası üzerinde veri tabanları oluşturulacak. Türk dünyasının bu şekilde organizasyonu İslam dünyasının çok ciddi etkileyecek. Önümüzdeki süreçte. Şimdi 2018'de Suriye'de bir Turan taburu görüntülenmişti. Birçok videoda konuşan arkadaşlar onu Türkiye'nin yaptığını zannediyor. Hayır onu Ruslar yaptı. Rusya'nın hinterlandı içerisinde kendi ülke sınırları içerisinde Türklerden bir Turan taburu kurdular. O bizimle Türkiye ile alakalı değildi. Ama Türkiye'nin 100 yıldan fazla bir süre sonra Türk ordusunun Azerbaycan'da Türk Mehmetçiğin yürümesi gururumuzu kabarttı. Gururumuzu kabarttı değil mi? Herkesin duygulandırdı. Yıllar sonra Karabağ'da Azerbaycan'da Türklerin başarılı olması ve Türkiye Türklerinin desteğiyle bizi gururlandırdı. Şimdi bu yüzyılda bu anlamda çok fazla gurur yaşayacağız. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Ya hocam cebimizde 5 para yok. Türkiye bat batacak. Halimiz bu. Ekonomi berbat. Ne konuşuyorsunuz diyebilirsiniz değil mi? Arkadaşlar Türkiye'nin sıkıntısı toplasan 250-300 milyar dolar. Yarın bir gün uzak bir zamanda değil bir maden çıkar, bir petrol çıkar, bir doğalgaz çıkar. Bunlar sağladır. Ekonomik olarak büyüyecek bir Türk yüzyılı başlıyor. Önümüzdeki dönemde başlatılıyor. Öyle söyleyeyim. İki ifadeyi birden kullanayım. Çünkü biz kendi içimizde bunu başlatıyoruz. Ama biri de bizimle beraber başlatıyor. Aynı şekilde. E kim burada galip gelecek? İşte tam bu noktada. Ekranlarda bunu konuşan arkadaşlar bu olayları anlatırken olumlu yönlerinden değil olumsuzlardan da nelere dikkat edeceğiz? Şimdi Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün yeni bir bildirisi vardı. Bunu da bu çerçevede bakın. İnsan hakları, özgürlük, evrensel beğenme filan bakıyor ya. Türk İmparatorluğu'nun altyapısı olarak bakın buna da. Yunanistan bize saldırdı. Saldıracak hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Ufak tefek çatışma olabilir de. Buradaki proje başka bir proje gerçekleşiyor şu an. Türkiye'nin dağıldı battı. Hayır Türkiye imparatorluk olacak. Dağılıp batmayacak. Öyle bir şey yok şimdilik. Fakat bizim Türk'ten anladığımız ne? Yani Mehrametlidir, tarihin vicdanıdır, dünyanın vicdanıdır, yardımseverdir, inançlıdır. İslam'ın sancaktarlığını yapmıştır değil mi? İşte Türk konseyine yatırım yapan Avrupa Birliği'nin arkasındaki akıl, Türkleri aynı Güney Kore olduğu gibi e, büyütelim ama artık e, Türk olmasın diyor. Yani o kimliğinden barınsın. Nedeni de şu, bu yüzyılda yapılan küresel projelerde, Baş kaldırabilecek Avrupa'da birçok farklı halk var, kitle var, Amerika'da var ama en baş kaldırı, en sessiz olandan gelir, Türklerden gelir. Çünkü e, sadece para olarak bakmaz Türkler hayatı. Her ne kadar son dönemde sahneye çıkanlar parayı şey yapıp gidiyor ama bu noktada e, bir dijitalleşme süreci başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ettiği gibi gençlik ve aileden bahsediyor ya bu Türk konseyine yani bu Türk imparatorluğuna yatırım yapacak kişi parayı verirken diğer taraftan da Türk'ün içini boşaltma sevdasında. Bu nedenle bu işte e, gelecekte ekonomik olarak Türkiye'yi ilgilendiren ciddi bir potansiyel var. Bunu görelim. Bu işbirliğine hayır filan demenin bir anlamı yok. Zaten istesek de desek de bu başlanmış bir süreç. Bunu da kimse şu ana kadar herhalde sizlere Olanı da böyle anlatmamıştır. Çok net anlatıyorum ben size. Burada e, birinci derecede devletin yapması gereken dijital içerik oluşturup Türk gençlerinin hatta sadece Türkiye Türklerinin değil bu birlik oluşturmayı kalktığınız Türk gençlerinin de madem bir Türk birliği kuruluyor, bir Türk imparatorluğu kurulma sürecinde ona uygun Ahmet Yesevi'den, Dede Korkut'tan anlatılan şey çok bizim masallarımız var. Ahmet Yesevi'nin anlayışı var. Ee, İmam Maturdi Hazretleri Türkistan'da kökenlidir. İçerik olarak bunlar hazırlanması lazım. Yoksa bir Türk İmparatorluğu kurulur. Bu kurulacak, görünüyor. İstesek de kurulacak, istemesek de. Ama ortada adı Türk olan yaşam tarzı tamamen şu an bitmekte olan Avrupa'daki artık şey yapan LGBT'nin ağırlık olduğu Kuzey Avrupa ülkelerindeki gibi bir işte, halk ortaya çıkartma. Rüyaları bu. Ee, i̇ş birliğine giderken Türk milletinin genel karakteristik özelliğini kaybettirmemek için özellikle eğitim alanında çok durulması lazım. Gençlerin üzerinde. Ee, bu çok ciddi bir olay. Şimdi Çin ne bir güç verildi. Çin bu güç üzerinde bir kuşak bir yolu Türk coğrafyasından geçerek Avrupa'ya ulaştırıyor. 21. yüzyılın dijital dünyasının teknolojik altyapısı, e, Kobi, alt, Kobi, üretim merkezi, üretim üssü Çin'dir. Çin bu tren yoluyla bu işi yapacak. Bir de şimdi Çin'in bir kuşak bir yol projesinde bir önceki videoda bahsetmiştim. Bado diye bir uydu GPS sistemi var. Onu sağlamak için e, projeleri var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Çin'i uzayda dengeleyecek. Çin'i karada dengeleyecek olan Türklerdir. Amerika istese de Çin'i karada dengeleyemez. Çünkü Amerika ne kadar uğraşsızsa uğraşsın Orta Asya'da başarılı olamaz. Ruslar neden Karabağ'da e, Türklerin yanında yer aldı? Normalde asla almaz şu ana kadar. Çünkü geleni Ruslar da görüyor. Rusların bir parti başkanı Cilnoski var. Deli diye bilini Türkiye'de. Onun konuşmaları var parlamentoda zaman zaman. Türkler gümbür gümbür geliyor. Türk İmparatorluğu kuruluyor. Biz de bunlara enerji verdik. Petrol, e, biz de bunlara silah satıyoruz. Yarın bir gün 50 yıl sonra bunların nüfusu olacak 200 milyon, bizim nüfusumuz olacak 100 milyon. Birliği koruyamayız diyor. Ruslar da bu endişe, bu kaygı var. Batının Ruslara biçtiği rol ne? Rusya'nın bu yüzle dağılacağı yönünde. Rusya çok büyük bir ülke. Yani nükleer güç, savunma sanayi çok iyi fakat hantal bir ülke. Öyle abartıldığı gibi değil. Ancak Ruslar şu an Putin akıllı gidiyor. Türklerle yan yana gidiyor. Şimdi S-400 tartışmaları var ya. Yani Amerika'ya eskidültü üzeri atalım mı? Efendim geri Amerika'ya dönelim mi? Bunlar bizim biraz e, oyaladığımız, diplomasi yaptığımız süreç. Türkiye, Türkler üzerine zaten bir konsensus sağlanmış, bir karar verilmiş, bir güvenlik konsepti belirlenmiş. Şimdi, e, ekranlarda diyor ya paşalarımız, efendim 30 yıla kadar şu olmaz, 40 yıla kadar uçak olmaz. 10 yıla kadar Türkiye nükleer güçlü olacak ve tahmin etmediğiniz silahlar da üretilecek. Soru şu, herhangi bir bakanlığın, herhangi bir mekanizmasında alın Tarım Bakanı ya da alın şey, doğru düzgün yapamadığınız bir şey yok da bu savunma sanayi nasıl uçuyoruz biz? Böyle bir soru işareti koyun bakalım. Bu Türk Birliği için e, yapılan bir çabadır, çalışmadır. Burada Tarihi Türk halkı güzellemesi yapmayacağım maalesef. Ben gördüğümü anlatırım arkadaşlar. Yarın bir gün bu güzellemeyi sizlere göreceksiniz ekranlarda. Ama öyle değil. Madem bir işbirliğine gidiliyor, bunun olumsuz, olumsuz taraflarını masaya yatırıp çünkü Z kuşağı diye bahsedilen kuşak şu an Türkiye'de gidiyor. Aşağıdan görüyorsunuz. Bakın gençlerin haline. İşte bir tane şarkıcı var. Çok genç bir kız bir tweet atıyor ya da bir Instagram'da işte, bir mesaj atıyor. Birkaç yüz bin kişi takılıyor peşine. Bu dijitalleşme sürecinde Türkiye bunu doğru anlayamadı. İnşaatçılık da iyi ama bayağı iyi işler yapıldı da üst yapı işlerinde, altyapı işlerinde de iyi, yani belediye işlerinde iyi ama neslin devamında iyi şeyler yapılmadı. Bunu zaten görüyorsunuz çevrenize bakın. Her taraf uyuşturucu batağında. Yani Önlenemez mi bu istenirse? Ee, ve Türkiye'deki LGBT organizasyonlarına kimin kaynak verdiğine bir bakalım. Bireysel LGBT'li ayrı ama normal Türk gençlerinin kapmaya yönelik bir faaliyette var mı? Var. Ve ona benzer Avrupa Birliği endeksli Türkiye'de bazı projeler de var. Detaya ben girmiyorum. Onları zaten biliyorsunuz. İşte Türk İmparatorluğu'nda ben de varım diyen Türk aklı oturup kendi neslini kaybetmemeli. Dolduruşa gelip aha büyüyoruz filan dersek ekonomik olarak büyürüz. Zaten Avrupa Birliği'nde Amerika'da halkın bir gelir düzeyi var. Ama büyük şirketler küreseldir. Türkiye'de de farklı olmayacak bu gidişle. Yani mekanizma. Orada neyse burada da o. bu nedenle siyasete soyunan gençler ve de şu an siyaset yapanların 20 yıl sonra Türk kavramının içeriği nasıl olacak? Türk insanı, yani Allah Allah deyip meydanlara çıkan insanlar o, o, zaman da olacak mı? Süreç nereye evrilecek? Kuru kuruya bir birlik mi kalacak elimizde? Yani içi boşaltılmış yoksa yani ekonomik yönden bu yüzyılda tahmin etmediğiniz kadar büyüyecek bir potansiyel var. Çünkü Çin'in bir kuşak bir yolunda ara istasyonlar kurulacak. Mesela Kazakistan'da Turan şehri kurulduğu gibi bir de akıllı şehir kuruluyor. Yatırımcısı kim? İngilizler, Frans, e, Almanlar ortak yaptırıyor. Peki İngiliz ırkı ve Alman ırkı mı? Hayır. İngiliz ve Almanya üstünden küresel sermaye. Ara istasyon. Yani Çin'den gelen tren her e, lojistik şehirlere Türkiye'de de yapılacak onlar ürün yaparken e, çok ciddi bir GPS takibi olacak aynı zamanda. Tren her şehirde istasyona girerken yapay zeka, eksik var mı yok mu anında her şeyi o geçiş esnasında kontrol edecek. Bunların teknolojik detaylarını daha sonra bahsederim. Önümüzdeki süreçte ekranlarda göreceğiniz e, Türk Yüzyılı, Türk İmparatorluğu, Turancılık, Turan Ordusu filan gibi kavramlarda ki şeyin arka planını ben size anlatmış oldum arkadaşlar. Diyebilirdim ki muhteşem bir akıllıyız. Uçtuk kaçtık gümbür gümbür geliyor derse sizi kandırmış olurdum. Ben sizi kandırmam arkadaşlar. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.